geldi. Yani bu adamlar niye bu şekilde geldi? İşte bilgisayar aldığımız zaman bilgi toplumu olur zannediyoruz. Ya bu bilgi nasıl üretiliyor? Bu düşünülmüyor. Özellikle yani bu Tanrı'nın cezası olarak nitelendirilmesi enteresan. Birçok şey var. Papazlar topluyor halkı, nutuk çekiyorlar. Yani şimdi herkes işte bunu yaptınız, siz Luther'in peşine gittiniz. O yüzden Türkler başımıza bela oldu şeklinde vurgulanıyor. Ve bir vaaz okusak şimdi. Orada vaaz var. Dualar var. Yani bu saatte ben müzik çalayım bu saatte. Evet. Buna söz vermiştik. Evet, bir şey istemişlerdi. İzzettin Bey istemişlerdi. İzzettin Ökte. Moritz von Sanzin Türklere Mahmut karşı Bey, kilise duası. Mahmut Bey, şimdi oldu. Oldu. Bosna ismi doğrusu geldi. Ha, düzeltti mi? Sevgili seyirciler, çok mesaj geliyor. Yani her hafta söylüyoruz. Kusura bakmayın. Hepsini okumamıza imkan yok. Ve özellikle şeyi yapmayın. Yani daha önce mesaj attık, niye cevap vermediniz derken eski mesajınızı atın. Bir öbüründe görme ihtimali olabilir. Belki. Efendim, Sayın İbrahim Kınacı Fransa'dan aynı şeyi söylüyorlar. 33'lük 45'likleri dinliyorum, eskiler gibi yok diyorlar. Bir de o... Taş plakların mı sesi daha iyidir 45'likleri gibi? Bence 45'lik. Çay, yani net bir 8, şey 33, 45, normal o flexible olanlar şeyine, yani bükülebilir olanlar. Şimdi sevgili seyirciler, programımızın sonuna yaklaşırken bir müzik dinleteceğim. Biraz önce söylemiştik. İzzettin Ökte. İzzettin Ökte'den bir Ferah Feza Taksim dinleyeceğiz. Yalnız orada burada bulabilirsem, geçen haftalardan verdiğim bir söz vardı. Bir şiir okumuştum. Evet, buldum. Birçok seyircimiz devamını istedi. Cenab-ı Muhittin Kozanoğlu'nun bir şiiri. Şimdi tamamını okuyacağım o şiirin. Çünkü ilk beyti okumuştum. Bir hayli talep gelmişti. Bu şiirin tamamı neredeydi diye. Şimdi bu da okuyorum efendim. Alttan müzik yapayım mı? Yapmayın. Müze. Ne olur. Şiir şeye döner yani. Bu güzelim şiir küfür olur. Ton yapacak. Ya Rabbi. Efendim, zamanı, şiirin ismi ne yazık? Zamanı gençliği. Ben de genç oldum sayenizde. Cevap versene. Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim, şiirin ismi ne yazık? Şairi Cenab-ı Muhittin Kozanoğlu. Çok güzel buluşlar var şiirde. İşte dediğim gibi birkaç hafta önce ilk beyti okumuştum, iki mısra. Devamı da bu akşammış kısmet. Ne yazık, ismi bu. Dudağımdan kıskanıp adını anamadım. Yalnız hasta kalbimden seni kıskanamadım. O siyah gözlerinle bana gülümsemenin rüya olup rüya olmadığına hala inanamadım. Yakuttan kadehinle dudağıma sunduğun bu senin damla damla tadına kanamadım. İçime düşürdüğün aşkın sönmez koruna çok dayanmak istedim fakat dayanamadım. Bana tutuşmak değil kül olmak yaraşırken gönlümün dileğince kıvranıp yanamadım. Nelere katlanmadım bu onmaz gönülle ben, hasretine gelince ona katlanamadım. İkimiz bir ten olup ayrılmamak emeli, o kadar yüksekte ki yazık uzanamadım. Başını okumuştum, dudağından kıskanıp adını anamadım. Yalnız hasta kalbimden seni kıskanamadım. Efendim, şiirin tamamı bu. Şimdi efendim, programımızın sonuna doğru gelecek. Bu İngiliz şiiri olsa nasıl olurdu? Çevireyim mi? Dudağımdan kıskanıp adını anamadım. Buyurun. I could not pronounce your name. No. Pronounce, no. Pronounce diyebilirsiniz orada. Anamadım. Pronounce. Telaffuz edemedim yani. O demek değil ki. Anmak anamadım. Başka, telaffuz başka. Evet. Ya burada şimdi jealousy kelimesi çok şeydir. Dolayısıyla having been jealous of your every bir şey. It is a book. Ha, yani patlayacak kelime zaten ama
Anlamadım. I could not recount your name. Yes. Having been jealous of your very neydi? Of your very lips. Dudağından neydi? Dudağımdan kıskanıp. Having been jealous of my own lips. Evet. Devam edin. Yok, çok kötü oldu. Hayır, tercümeniz değil, yanlış anlamayın. Çok güzel tercümeniz. Fakat güzelim şimdi İngilizce dinlemek çok şey oluyor. Şiir çevrilemez zaten. Yani evet. Bu İngilizce yazılmış olsa, siz Türkçe'ye çevirmiş olsanız o da bir garip olurdu. Evet. Ama işte daha önce konuşmuştuk, epey de tepki gelmişti. Bazı mütercimler şiirleri orijinalinden daha güzel çevirmişlerdir. Ama onların çoğu şairdir zaten. Hepsi şairdir. Şair olmayan şiir çeviremez. Evet efendim, biraz önce bahsettiğimiz ve bazı seyircilerimizin arzu ettikleri bir kayıt dinliyoruz. Tamburu İzzettin Ökte çalıyor, rahmetli İzzettin Ökte. Ferah Feza makamında bir Taksim. Pek piyasada olduğunu zannetmiyorum bu kaydın. Çünkü arkasından gelecek, internette bulamadık nerede diye. 1950'li yıllarda radyodaki bir canlı yayından bir meraklısı tarafından banda alınmış. Hangi yıl demiştiniz? 50'li yıl, 52-53. Evet efendim, İzzettin Ökte'yi dinledik, rahmetli İzzettin Bey'i. Ferah Feza Taksim. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bir iki soruya izin verseniz cevap verelim. Sayın Hüseyin Demir, o kadar çok göndermişler ki bu şiiri. Hüseyin